Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeniniz Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Die Zukunftspläne. Nedir bu? Gelecek planları demek arkadaşlar. Zukunftspläne adlı bu dersimiz aynı zamanda interaktif çalışmaya gerektiren bir ders videosu olacak arkadaşlar. Ama öncelikle buradaki diyalogların bu bilinen ya da bilinmeyen ya da böyle eksikliğini hissetmiş olduğumuz cümleler varsa, kelimeler varsa üzerinden geçelim. Onun ardından interaktif çalışmamız başlasın. Öncelikle ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar welche Pläne hast du für die Zukunft sorusunu görüyoruz. Welche Pläne hangi planlar demek arkadaşlar. Hangi planlar? Tabii güzel Türkçemizde bu böyle değil. Ne deriz? Ne gibi planların var deriz geleceğe dair. Öyle değil mi? Ancak Almanca'ya baktığımızda hangi planlar şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla welche Pläne bakın der Plan çoğul olarak incelendiğinde ne oluyordu? Die Pläne a ne olmuş arkadaşlar? Umlaut almış. Dolayısıyla der Plan die Pläne şeklinde yorumlanıyor çoğuldayken. Hast du für die Zukunft. Die Zukunft arkadaşlar gelecek demek. Gelecek için denildiğinden dolayı burada für var. Dolayısıyla für die Zukunft gelecek için planların nedir diyecek olursak demek ki welche Pläne hast du für die Zukunft diye soruyor buradaki kişi ve karşımızdaki kişi bunu yanıtlayacak. Bakıyoruz şimdi. Demiş ki ich möchte eine Ausbildung als Verkäuferin machen. Tabi biz bunu meslekler konusunda görmüştük. Der Verkäufer neydi arkadaşlar? Satıcı demekti ya da esnaf anlamına da gelebiliyordu. Kadın esnaf ya da satıcı diyecek olursak bu da ne oluyordu arkadaşlar? Sonra in takısı geldiğinde ne oluyordu? Dişi form in gelmiş oluyor. Dolayısıyla die Verkäuferin denmiş oluyordu. Die Ausbildung hatırlayacak olursak bunu da daha önceden görmüştük arkadaşlar. Liseyi bitirdikten sonra yapılan bir eğitimdir bu demiştik. Hatta bu bir sene, 1,5-2 sene sürebilen bir meslek eğitimi olmuş oluyor. Dolayısıyla satıcı olarak bir eğitim, bir staj dönemi geçirmek istiyorum diyecek olursak biz bunun için Ausbildung kelimesini kullanabiliriz. Şimdi dolayısıyla bir erkek söyleyecek olursa ben bir satıcı eğitimi, bir esnaf eğitimi görmek istiyorum diyecek olursa ne derdi? Ich möchte eine Ausbildung als Verkäufer machen. Tamam, bu bir bayan olmuş olsaydı bu sefer ne olacaktı? Bu sefer der Verkäufer yerine ne diyecektik? Die Verkäuferin. Dolayısıyla o zaman ne olacaktı? Ich möchte eine Ausbildung als Verkäuferin machen diyecektik değil mi? Dolayısıyla eine Ausbildung machen bir eğitim yapmak gibi gelebilir kulağa. Evet, güzel Türkçemizde halbuki ne diyoruz? Eğitim görmek diyoruz. Ancak burada bir staj, bir eğitim yapmak deniliyor. Eine Ausbildung machen şeklinde yorumlanmış oluyor. Möchten de zaten biliyoruz. Neydi arkadaşlar? Möchten istemek demekti. Bunları da ayrıntılı şekilde modal verb kapsamında görmüştük. Hatırlayacak olursanız. Evet. Dolayısıyla bu birazdan başlatacağımız bu interaktif çalışmada erkek arkadaşlarımız Verkäufer, bayan arkadaşlarımız da Verkäuferin şeklinde yorumlarlarsa daha isabetli olarak bu diyaloğu yapmış olurlar. Şimdi burada deniliyor ki ben eğitim görmek istiyorum. Ne yapmak istiyormuş demek ki? Satıcı olarak, esnaf olarak eğitim görmek istiyormuş. Bu sefer diğer soru geliyor. Diğer soruya baktığımızda ne diyor bu soru bize arkadaşlar? Möchtest du heiraten? Evet, heiraten neydi arkadaşlar? Evlenmek demekti. Evlenmek istiyor musun? Değil mi? Möchtest du heiraten? Evlenmek istiyor musun? Evet. Ne diyor bu kişi? Ja, ich möchte heiraten. Evet, evlenmek istiyorum. Und ein Kind bekommen. Evet, das Kind neydi arkadaşlar? Çocuk demekti. Bekommen da elde etmek demekti. Dolayısıyla çocuğum olsun istiyorum deriz değil mi? Güzel Türkçemizde. Dolayısıyla evet evlenmek istiyorum ve çocuğum olsun istiyorum diyecek olursak bunun Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Ja, ich möchte heiraten und ein Kind bekommen. Demek ki das Kind ne olmuş? Bir çocuk. Ein Kind elde etmek olsun istiyorum. için ne diyoruz Almanca'da? Bekommen. Dolayısıyla ja ich möchte heiraten und ein Kind bekommen demiş oluyor. Evet, tepki olarak bakıyoruz, ne diyor bu kişi? Das ist schön. Evet, schön neydi arkadaşlar? Schön güzel demekti. Bu çok güzel değil mi? Bunu memnuniyetle karşılıyor buradaki soldaki kişi ve diyor ki ne kadar da güzel. Dolayısıyla das ist schön demiş oluyoruz ve bu sefer buradaki kişi soru soruyor. Ne diyor? Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Az önceki sorunun aynı. Burada ne diyor arkadaşlar? Peki ya senin deriz, öyle değil mi güzel Türkçemizde? Peki ya senin gelecek planların nedir diyecek olursak bunun Almanca karşılığı, bakın burada und'la başlamış. Dolayısıyla und welche Pläne hast du für die Zukunft? Peki ya senin ne gibi gelecek planların var diye sorulduğunda buraya bakıyoruz. Burası da evet ne diyor? Ich möchte studieren und Lehrer werden. Bakın arkadaşlar, studieren neydi? Yüksek öğrenim görmek, öyle değil mi? Üniversitede öğrenim görmek, yüksek okulda öğrenim görmek anlamına gelen studieren değil mi? Yüksek öğrenim görmek istiyorum, üniversitede öğrenim görmek istiyorum. Und Lehrer werden. Ve neydi Lehrer arkadaşlar? Öğretmen demekti değil mi? Werden de olmak fiili değil mi? Gelecekten bahsederken ne yapıyorduk? Werden fiilini kullanıyorduk. Öğretmen olmak istiyorum derken dolayısıyla ne diyeceğiz? Ich möchte Lehrer werden. Öğretmen olmak istiyorum. Ama ne yapıyoruz? Bunu studieren ile bir araya getirdiğimizde dolayısıyla ne olmuş oluyor bu? Ich möchte studieren und Lehrer werden. Demek ki üniversite öğrenimini görmek istiyorum ve öğretmen olmak istiyorum. Buraya baktığımızda cevap olarak da buna karşılık das ist toll. Toll neydi arkadaşlar? Wie geht's dir adlı değil mi videomuzu eğer izlediyseniz nasılsın derken es geht mir toll demiştik değil mi? Müthiş, harikulade, süper anlamına gelen toll, das ist toll. Demek ki bu müthiş demiş oluyor karşımızdaki kişi. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Welche Pläne hast du für die Zukunft? Ich möchte eine Ausbildung als Verkäufer machen. Ich möchte eine Ausbildung als Verkäuferin machen. Möchtest du heiraten? Möchtest du heiraten? Ja, ich möchte heiraten und ein Kind bekommen. Ja, ich möchte heiraten und ein Kind bekommen. Das ist schön. Das ist schön. Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Ich möchte studieren und Lehrer werden. Ich möchte studieren und Lehrer werden. Das ist toll. Das ist toll. Dilerseniz interaktif çalışmamız başlasın. Ben öncelikle sol tarafı, sizler de sağ tarafı okuyacaksınız arkadaşlar. Gereken süreyi tanıyacağım. Hazırsanız başlayalım. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Möchtest du heiraten? Das ist schön. Ich möchte studieren und Lehrer werden. Dilerseniz bu çalışmayı yineleyelim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Welche Pläne hast du für die Zukunft? Möchtest du heiraten? Das ist schön. Ich möchte studieren und Lehrer werden. Şimdi hazırsanız arkadaşlar rolleri değiştirelim. Bu sefer siz sol tarafı, ben sağ tarafı okuyor olacağım. Dilerseniz başlayalım. Ich möchte eine Ausbildung als Verkäufer machen. Ja, ich möchte heiraten und ein Kind bekommen. Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Das ist toll. Dilerseniz bu çalışmayı yineleyelim arkadaşlar. Ich möchte eine Ausbildung als Verkäufer machen. Ja, ich möchte heiraten und ein Kind bekommen. Und welche Pläne hast du für die Zukunft? Das ist toll. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde bir interaktif çalışma yaptık, bir diyalog çalışması yaptık. Bu diyalog çalışmasında çeşitli yapıları gördük. Geleceğe dair planlarımızı söylemiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Mutlaka kanalımıza abone olalım, paylaşalım, yorum bırakalım ve zil butonuna tıklayalım ki sonraki videoların da takipçisi olabilelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bis bald.